Çilek, ben de öldüğünde gideceksin sandım. Bana kalsa gelmeyecektin ama annemler zorladı. Niye gelmeyecektin? Ödevimi yapmadım da ondan. Dersime de çalışmadım. Hem ceketim de kayıp. Nerede kaybettin? Bilmiyorum. Okulda yok mu? Yok, ben görmedim. Arkadaşlar, ceketim kayboldu. Gören var mı? Hayır. Çilek sözlüğe kalkacak. Çilek sözlüğe kalkacak. Tuna! Hepiniz ceketinizi çıkartır mısınız? Öğretmen ne dedi, duymadın mı? Kış geldi. Herkes derste ceketiyle oturacak. Hasta olmayacak. İlk ceketini unutanlar sözlüğe kalkacak. Sen ödevini yaptın mı? Yaptım ama öğretmen gelir şimdi. Defterine geçirmeye kalksan yetiştiremezsin. Peki dersine çalıştın mı? Çalıştım. O zaman ceketini bana ödünç verebilir misin? Ne? Günaydın çocuklar. Günaydın öğretmenim. Oturabilirsiniz. Herkes defterini arkadan öne geçirsin. Sözden önce ödevlerinizi kontrol edeceğim. Artık çok geç. Bittim ben, bittim. Evet. Sihirli günler. Aa, sihirli günler. Hoş gelebilir miyiz? Tabii tabii gelin. Ben de şimdi geldim. Nereye böyle? Annemlere gidiyorduk. Geçerken sana da bir uğrayalım dedik. Ne iyi ettiniz. Nasılsın bakalım Toprakçığım? İyiyim teyze. Peki acaba mercimek nasıl? Ben de iyiyim Betüş. Aferin size. Niye gidiyorsunuz annemlere? Ne oldu gene? Aman Betüş, annemleri biliyorsun. Her zamanki mevzu. Yine kavga etmişler. Annemin heyheyleri üstünde. Ben de gidip gazını alacağım. Aa, ne kavgası? Aman canım, bilmiyor musun bizimkileri? Aşk, nefret, ihanet, kıskançlık. Annem babam. Eda. Seninki yok mu? Kim benimki? Naber komşum? Deli var ya. Eda, gelir şimdi. Aa, bugün onun doğum günüymüş. Yapma ya. O şimdi 35'ine falan giriyordur. Ama ona sorsa en fazla 28. Taş çatlasa. Ne istiyorsun kadından? Sen hiç onun hakkında böyle konuşmazdın. Aman iyi, tamam tamam. Arkadaşına bir şey demedik. Ne hediye aldın? Akşam Çin lokantasına rezervasyon yaptırdım. Avni Bey, Suzan, sen, Yavuz, ben ve Sadık Çin lokantasında yemek yiyip kutlayacağız. Canım kardeşim, ben Avni Bey'i falan çekemem. Onun peri muhabbetleri beni bayıyor. Aa, Eda lütfen, çok istiyorum. Sen niye bu kadar heveslisin? Çünkü onların evliliklerinin, hayatlarının bu kadar zorlaşmasının tek sebebi biziz. Eda, biz periyiz ve Avni Bey bunu biliyor. Ama Suzan kocasına inanmıyor ve ona sürekli saçmaladığını, hayal gördüğünü ve yalan söylediğini düşünüyor. Ha, vicdan yaptın yani. Borçluyuz diyelim. İyi, gelelim bari. Avni amcanın halası ne olacak? Hani onu evde yalnız bırakmıyorlardı? Evet, ne olacak? Bir ara gidip annemden rica edeceğim. Akşam gelsin de Toprağa, Mevlibe Hanım'a ve bizim çocuklara baksın. Onlarla şöyle güzelce vakit geçirsin. Hayatta kabul etmez. Eder. Eda, hazır gitmişken sen de anneme ısrar etsene biraz. Belki razı olur ha? Peki. Kızlar! İnanamayacağınız bir şey oldu. Ne oldu? Bak, bak. Kaşıkçı elması gibi. Evet, aynen. Bak sende. Benim çok büyük. Evet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.